Suriye hükümetinin Birleşmiş Milletler temsilcisi Beşar El Caferi, Rusya desteğiyle sürdürdükleri İdlib operasyonuna dair açıklama yaptı. The Syrian government is determined not to give up. El Caferi, Güvenlik Konseyi'nin basına kapalı toplantısının ardından konuştu. Terörizmin son kalelerini ortadan kaldırmak için operasyonları sürdürmekte kararlıyız, dedi. Are the terrorists of Hayat Tahrir al-Sham? Herkes bu bölgeyi kontrol edenlerin terörist gruplar olduğunu biliyor diyen El Caferi, Avrupa Birliği ülkelerini de eleştirdi. Güvenlik Konseyi'nin bazı üyeleri terörün bitirilmesinde başarısız oldu. Avrupa Birliği ülkeleri yabancı teröristlerin durumuna sorumsuzca yaklaşıyor, dedi. Türkiye, of course. Güvenlik Konseyi'nin Suriye'deki insani durumu görüştüğünü hatırlatan Caferi, Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere ve Fransa'ya işaret ederek işgalci olarak nitelendirdiği bu ülkeleri İdlib'de terör örgütlerini savunmak, Suriye petrolünden haydut ve korsan gibi faydalanmaya çalışmakla suçladı. El Caferi, Avrupa Birliği ülkelerine Türkiye'nin bölgedeki silahlı grupları Libya'ya gönderdiği iddiası üzerinden de tepki gösterdi. Türkiye'nin İdlib'deki teröristleri Libya'ya çekmesini de görmezden geliyorlar. Türkiye terörist gruplara destek vererek Soçi ve Astana'da üstlendiği rolünden uzaklaşıyor diye konuştu. Öte yandan İdlib operasyonuna ilişkin konuşan Albay Munzer Daşer, gerilimi azaltma bölgesine 45 kilometre mesafedeki Ettah köyünü silahlı gruplardan tümüyle temizlediklerini açıkladı. Mahretel Numan'la Hamidiye köyü çevresine